Boston Celtics 2023-2024 NBA sezonunda finalde Dallas Mavericks'i 4-1 yenerek 16 yıl sonra yeniden şampiyon oldu. Ben de bu videoda final serisindeki 4 galibiyetin detaylarını kurcalayıp seçtiğim pozisyonlar üzerinden Boston'ı şampiyonluğa götüren Mazzola'nın takım kimyasıyla harmanlayarak kurguladığı kilit hücum stratejilerine odaklanmaya çalışacağım. Gelin geçiş hücumlarıyla başlayalım. Holiday burada topu alıyor. İlk pas hemen Jaylen Brown'a yapıyor. Jaylen Brown hiç beklemeden, savunma yerleşmeden boyalan atağını yapıyor. Yardımı çekiyor. Top dolaşımını başlatacak doğru pası Tatum'a veriyor ve Tatum da köşede pozisyonunu almış Horford'u bulup Boston'a geçiş üçlüğünü kazandırıyorlar. Boston'ın geçiş hücumlarının en önemli kaynağı da Dallas'ın kötü şut tercihleri oldu. Burada da Kyrie pası aldıktan sonra Horford'un üzerine gidip çok kötü bir şut kullanıyor. Burada da Holiday rebound'ı alıyor. Rebound'ı aldıktan sonra geçiş hücumunu başlatıyor. Gafford'da bir mismatch var. Bunu hemen kullanıp onu çembere kadar sürüklüyor. Köşede konumunu almış Jaylen Brown buluyor. O fake'ini kullanıyor. Gafford'un yardımını çektikten sonra da Holiday'in imza boyalı alan sayılarından birini yaratıyorlar. Dallas seri boyunca yarattığı boş dış şutları da kaçırdıkça geç hücumu vermeye devam etti. Bu hücumda Derrick Jones Jr. şutu kaçırıyor. Boston rebound alarak geç hücumunu başlatıyor. Brown Holiday ikilisi top tarafında bir pick oyunu başlatınca Dallas'ın bu taraftan bir savunma rotasyonu yaratma ihtimali kalmıyor. Topsuz tarafta ise köşede Tatum, kanatta White üçlüye aç bir şekilde pozisyon aldıkları için Gafford her ne kadar Horford'a başka birisinin çıkmasını işaret edip kendisini boyalı alan atağını hazırlasa da Brown odaklanamamış, Dallas savunmasını iyi okuyor ve geriden gelen Horford'a asistini yapıyor. Wide open. Dallas'ın rotasyon oyuncularının erken fast break sayıları bulma sevdası da Boston'a kolay geçiş hücumları verdi. Bu pozisyonda da White, Tim Hardaway Jr.'ı blokluyor. Tillman sahipsiz topu ona en iyi bakacak olan Holiday'e veriyor ve Boston hücumu Holiday ile başlıyor. Holiday'i de hiç bekletmeden, Doncic daha kafasını kaldıramadan tam sahizli hücum koşusunu yapan Tatum'u hemen buluyor ve Tatum da direkt çembere giderek smacını yapıyor. Kyrie ne seviyede oynarsa oynasın rakibe kolay geçiş verme tehlikesine rağmen bu erken ataklarından asla vazgeçmiyor. Burada da Porzingis bloğu yaptıktan sonra yine Holiday ile hızlı hücum başlatıyorlar. Boston oyuncuları Dallas savunmasını zorlayacak iyi spacing'i hemen oluşturuyorlar ve bundan sonrası da Holiday'in doğru ve sıcak oyuncuyu bulma becerisine kalıyor. Geç hücumları Mazzola'nın geçen sezondan beri mükemmelleştirdiği ve izleyenlere çok da sürpriz olmayan bir hücum stratejisiydi aslında. Ama geçen sezondan farklı olarak diğer stratejilerini doğru uygulayacak, Boston'ı 5 dışarıda oyuna hapsetmeyecek ve Mazzola'nın dolası psikolog masraflarını düşürecek bir isim vardı elinde bu sefer. O da Holiday'di. Evet, Boston'ın hücum tarafındaki ikinci stratejisi Jrue Holiday. Daha doğrusu Jrue Holiday'in topsuz oyunları, toplu oyunları, kanat aksiyonları ve fake pick and roll'leri ya da diğer bir tanımla gizli 5 numara oyunları hepsi Dallas'ın playoff'larının yıldızı olan yarı saha savunmasını her maçta adım adım parçaladı. Tabi Smart da iyi bir birebir savunmacıydı. Sakatlıklarını bir kenara koyarsak da formda dönemlerinde de bunu hep kanıtladı. Ama Smart'ın iki taraflı oyun aklı asla Holiday kadar yüksek olamadı. Bunu da söylemek lazım. Boyalı alanda ve çemberde hiçbir zaman Holiday kadar net tehdit de yaratamadı ve fiziksel olarak da Holiday'in sunduklarını pek de sunamadı açıkçası. Onunla yer değiştiren Holiday gibi kısa rollerinde oynayan bir oyuncunun hem yayın gerisinde hem de içinde bir tehdit olması. 5 dışarıda oyun çalışmadığı anlar ya da rakip savunmalar Boston'ın genel hücum yapısına iyice adapte olduğunda rakibi konfor alanından çıkaracak kritik oyunlar hep Holiday üzerinden başladı ve sonuçlandı ve Boston'a da şampiyonluğu getiren yolda büyük bir avantaj yarattı. Umarım final serisini dikkatlice izleyen oralarda bir yerlerde hala bir Bucks yöneticisi vardır da birazcık da olsa pişman olmuştur. Holiday, the three-pointer. Boston hücum stratejilerinin üçüncüsü de Jason Tatum'un drive kick oyunlarıyla yarattığı asistleri, Holiday White ikilisiyle oynadığı kanat aksiyonları ve yarı saha hücumlarında yaratılan mismatchlerle yaptığı akıcı çember ataklarıydı. Evet, Boston'ın hücumdaki stratejilerinin bir diğer yaratıcısı ve uygulayıcısı da bu seride Tatum'du. Uzun süredir ondan daha dominant bir yıldız patlaması ve buna bağlı bir şampiyonluk bekleniyordu, evet. Belki de kendisine süper kahraman arayan seyircilerin ya da süper olamadıkça medyada Tatum'un üstüne gidenleri kahraman yapacak bir Tatum beklentisiydi bu. Bu seride de gördük ki Brad Stevens ve Mazzola önderliğinde Boston tam bir takım olduğunda Tatum'un üzerindeki kurtarıcı olma baskısı kalktı. Ve Tatum içgüdüleriyle takip ettiği aksiyonlar yerine rakibi okuyarak oynamaya başladı.
Takım aksiyonlarını bireysel oyunun önüne koydu ve panik halindeki bir ergen star havasından tamamen uzaklaştı. Yani bu seride Tatum'un şimdiye kadar yaşadığı bütün konferans finallerindeki ve NBA finalindeki en olgun halini gördük diyebilirim. Yarısı aksiyonları çalışmadığında sabırla drive kick oynadı ve o andaki doğru şutörleri buldu. Drew White ikilisi mükemmele yakın kanat oyunları oynadı. Yarı sahada gerektiğinde de sabırla sırtı dönük hücum etti. Hepsi Boston hücumlarını hep yüksek tutan stratejilerdi ve ona bağlı bütün aksiyonları da yarı sahada uygulamak için takımını çok iyi yönlendirdi. Örneğin, bu pozisyonda Jaylen Brown drive ediyor, drive ettiği anda Gafford onu drop'ta karşılıyor. Dış şutu engellemek için PJ Washington'a Gafford arasında çok iyi bir switch yapıyor. Aynı anda Jaylen Brown topu tepede aldığında Tatum'a dikkat ederseniz Derrick White'ı boyalı alana yolluyor ve kendisi biraz daha kanattan dibe doğru iniyor. Şut pozisyonunu bozmadan ve diğer tarafta da Boston'ın aksiyonunu başlatıyor. Jrue Holiday burada dipten çıkarak Gafford'a screen'e gidecek oyuncu olacak ve belki dışa devirerek ya da tekrar fake bir pick yapıp içe devirerek şutu atacak oyuncu olacak ama gördüğünüz gibi Jaylen Brown bunu beklemeden çok kötü bir pull up üçlük yolluyor ve şutu kaçırıyor. Halbuki aynı yarı saha aksiyonunun daha bir önceki hücumda Jason Tatum tarafından ne kadar iyi uygulandığını 5. maçta görmüştük. Jason Tatum da burada ilk önce Horford'un screen'ine doğru savunmacısını sürüyor. Kyrie'den kurtulmaya çalışıyor. İlk screen'de kurtulamıyor. Daha sonra tepede topu aldıktan sonra Horford'dan ikinci screen'i alıyor. Burada artık Dallas switch'i yapıyor ve Jason Tatum Derrick Lively'le beraber kalıyor ve böylece Derrick Lively boyalı alan savunmasını uzaklaşmış oluyor. Ve Horford da direkt olarak dibe kat ediyor ve dibe kat ettiği anda da PJ Washington'la Kyrie bir off-ball switch yapıyorlar. Kyrie daha bu off-ball switch'e adapte olamadan Hauser müthiş bir kat yapıyor. Fake screen'ini kullanıyor Lively'e karşı. Jason Tatum o tarafa drive ettikten sonra iki savunmacıyı da üstüne çekerek Hauser'a boş üçlüğü yaratıyor. Tries another three. Rounds it in. Hauser has found his stroke here on the finals. Tabii Boston'ın bence en büyük özelliği son 2 yılda tam anlamıyla gerçek bir takım olmalarıydı. Ve bu yüksek takım kimyaları sayesinde de Mazzulla'nın kurguladığı bütün high IQ oyunları da özellikle de 2. ve 3. maçtaki clutch anlarında bu seride mükemmele yakın oynadılar. Evet, 4. kritik strateji olan yarı sahadaki bu high IQ oyunları da biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Bu yüzden 2 pozisyon seçtim. İlk pozisyonumuz Derrick White ve Tatum oynanacak aksiyonu işaret ettiler. Burada PJ Washington'ı Tatum savunmasından kurtarmak için dirseğe doğru hareketlenen Tatum'a ilk screen'i Horford yapıyor. Tatum'un burada tepede topu alması beklenebilir ama almak yerine Derrick White'ı savunan Josh Green'e ikinci screen'i yapıyor Tatum. Çünkü burada bir amaç var. Amaç Tatum'u olabilecek en avantajlı savunmacılardan biriyle bırakmak Dallas tarafındaki. Diğer tarafta da Derrick Lively'yi çember savunmasına olabildiğince uzaklaştırmak. Çünkü bu clutch anlarında artık Dallas tamamen switch savunmasına geçmiş durumda. Derrick Lively de Derrick White'ın üstüne gelir gelmez zaten White topu Horford'a çeviriyor. Oyunun amacı olan kanada dönüyorlar topsuz tarafa. Horford da hiç bekletmeden topu Jrue Holiday'a çeviriyor. Burada Tatum dirsekte pozisyonu aldıktan sonra post-up'a iniyor. Burada bir daha pozisyon almaya çalışıyor. Tabii burada belki daha uygun Tatum'un avantajına olan bir pozisyon olsa Holiday'e pası verebilir ama vermek yerine Tatum'la göz göze geliyorlar. Tatum bu noktada kanata doğru hareketleniyor ve hareketlenir hareketlenmez Jrue Holiday boyalı alana drive ediyor. Şimdi Dallas savunmasına baktığımızda en önemli çember savunmacıları Derrick Lively dışarıda kaldı. Özellikle Tatum'a en iyi savunma yapabilecek ya da yine boyalı alana en iyi yardımı getirebilecek ikinci oyuncu PJ Washington dışarıda kaldı. Josh Green zaten Tatum'un üzerinde kalmak zorunda ve Boston'ın bu high IQ oyunuyla beraber Dallas içeride en kısa ve en zayıf olabilecek iki savunmacısıyla kalıyor. Bu yüzden Dallas savunması panik halinde boyalana drive eden Holiday'in üstüne gitmeye başlıyor. Ve Holiday de bunu gördükten sonra dışarıda 3 tane opsiyonu var. Jaylen Brown köşede, Derrick White ve Horford da tepede. Ona da sadece üçünden birini seçmek kalıyor. Derrick White'a gidiyor pas ve bomboş üçlüğü buluyor Boston. İkinci pozisyonumuzda da Boston'ı yarı sahaya geçerken görüyoruz ve burada Mazzulla oynanacak aksiyonu sağ kenarından işaret ediyor. Aynı anda zaten Jaylen Brown da ne oynuyoruz gibi etrafına bakarken Tatum da Mazzulla'nın istediği oyunu takımına deklare ediyor. Bundan sonra aslında bir önceki pozisyonda gördüğümüze benzer bir spacing oluşturuyorlar. Jaylen Brown tekrar sağ köşeye gidiyor, Holiday ise sol köşeye gidiyor. Ama burada daha büyük bir sıkıntı var. Bu videonun başında da bahsettiğim Boston Celtics'in özellikle de bu seride Dallas'ı çok zorlayan geliş hücumlarında Dallas'ın savunma
savunmada matchuplarını bulmakta çok zorlanması. Burada da yine Dallas bu geçiş hücumunda, ki aslında bu tam geçiş hücumu da değil, artık top oyuna sokulmuş, yarı sahaya daha yavaşken Boston var ama daha erken oynanmış bir hücum diyebiliriz bunun için. Burada da Derek Lively, Jrue ile eşleşmiş durumda. Josh Green, Brown'la eşleşiyor. Kyrie ise, yine sahada şu anda en zayıf savunmacı olarak görebileceğimiz Kyrie ise ne topa bakıyor, ne Horford'la eşleşecek durumda, ne de Boston ne oynadığıyla ilgileniyor ve tamamen dağılmış durumda. Derek White de burada yine ilk screen'i Horford'dan alacak olan Tatum bekliyor. Yine bir önceki pozisyonla aynı, tek fark olarak sol kanat yerine sağ kanattan bu screen'i alıyor. Tabii ilk pozisyona ne beklemiştik? Tatum dışarı devrilip daha sonrasında ikinci screen'e gitmişti. Muhtemelen Kyrie burada öyle bir beklentiye giriyor olabilir. Gözü tamamen Tatum'da olmasına rağmen bunu pek çözemiyor. Derek White screen'den çıkan Tatum'u bulduktan sonra aslında Tatum'la burada çok iyi anlaşıyor. Tatum da dışarı çıkmayı hedefliyor. Ama Derek White ona bak ben pası boyalana doğru, dirseğe doğru atıyorum, burada daha iyi pozisyon var dercesine attığı pası Tatum da hemen anlıyor ve pozisyonunu alıyor. Daha sonrası zaten onun için çok kolay. Burada artık direkt köşeden yardıma gelmiş Josh Green var arkasında. Ona karşı yapabileceği pek bir şey yok Tatum'a karşı. Zaten Kyrie'nin de burada fizik olarak Tatum'a bir cevabı yok. Ve pozisyonu çok iyi aldıktan sonra yine clutch anında çok kritik bir hücumu smaçla bitiriyor Tatum. Dallas'a karşı şampiyonluğu getiren son kritik bonus strateji ise Pritchard'ın son saniye üçlükleri oldu. Sanırım bu üçlükler için de çok söyleyecek bir şeyim yok. Missed free throw, four for the rebound. Here's Pritchard, he loves these. Puts it up half court of the buzzer. Bang! Pritchard at the buzzer with a three-pointer. He's done it again! We're Dallas, it's the two guys. You've got to drive it. Like Kyrie's got to come along. Paul Pritchard banks in the three! Lead back up to 9. They'll review it, but clearly got it off in time. And that's his first field goal of the finals. This presentation of the NBA Finals continues. Joe Mazzulla bu seriyi kazanmak için sene boyunca ve seri içerisinde kurguladığı bütün stratejileri hayata geçirebildi. Kazandığı 4 maçın her saniyesinde takımından %100 performans almak için neredeyse bütün mollarını ve rotasyonlarını en ince ayrıntısına kadar planladı. Bu sayede de Luka ve Kyrie'ye sahip belki de playoff'ların en iyi savunmalarından birini yaparak buraya gelmiş Dallas'a karşı 4-1'likte bir skor aldı. Evet, dışarıdan bakıldığında kolay kazanılmış bir şampiyonluk gibi gözükse de Boston son 8 yılda gördüğü 6 konferans finalinin ve 1 NBA finalinin getirdiği tecrübeyle, üstüne Brad Stevens'ın GM'liğine aşı çıkarmasıyla, yetmemesi ve üstüne de Udoka sonrası Mazzulla'nın takımı başka bir seviye çekmesiyle bu şampiyonluğu kazandı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.